Merhaba dostlar, selamlar, saygılar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, yabancılar geçen hafta hangi hisseleri satın aldı? Yabancı oranı artmaya başladı Borsa İstanbul'da. Bununla ilgili sizlere bir haber yapacağım. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Kanalımız Para Bilgi'ye de abone olup bildirim zilini açarsanız bize destek olmuş olursunuz. Emeğimizin karşılığını az çok almamız gerekiyor. Bu konuda bize Beğenilerinizde, yorumlarınızda lütfen yardımcı olunuz. Yabancı oranı artmaya başladı. Yabancılar 9.2 milyar milyon dolarlık hisse aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. Buna göre yurt dışına yerleşik kişiler 17 Şubat haftasında net 9.2 milyon dolarlık hisse senedi alırken 38.7 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi DIPS ve 300 bin dolarlık şirket borçlanma senetleri ŞBS e sattı arkadaşlar. Evet satması yani alırken 38.7 milyon dolar devlet iç borçlanma seneti satmışlar. Bu da başka bir veri önemli bir veri aslında. Düşünmeniz gerekiyor yani geniş manada bakmanız gerekiyor biraz da. Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Şubat itibariyle 23 milyar 924.2 milyon dolar olan hisse senedi stoku 17 Şubat'ta 25 milyar 472.3 milyon dolara çıktı arkadaşlar. Şu an %30'lar civarında ama borsanın çok iyi olduğu zaman farklı zamanlarda arkadaşlar %60'lara kadar çıkmış bir yabancı oranı var. İşte bu yüzden diyoruz zaten borsada eski yabancılar tekrar gelirse borsa 5-6 binler hikaye olur bu borsa için. O zaman 10 bin, 11 bin, 12 binleri konuşmaya başlayabiliriz belki de. Tabi burada doların da yükselmesi de biraz gerekiyor. Aynı dönemde yurt dışına yerleşik kişilerin dip stoku 1 milyar 302.3 milyon dolardan 1 milyar 282.8 milyon dolara. Şebese stok stokları da 76.7 milyon dolardan 76.3 milyon dolara geriledi. Yani devlet iç borçlanma senetlerini ve şirket borçlanma senetlerini satmış yabancılar. Borsa İstanbul'dan ise hisse almışlar geçen hafta. Evet bizim için önemli bir veri şimdi. Son 10 gündür yabancı oranın arttığı hisselerse şöyle arkadaşlar. Şok marketler, başkent doğalgaz dağıtım, gentaş genel metal sanayi, nuh çimento, onca onkolojik sistemler, saykursan elektrolitik, türk traktör, akış gayrimenkul yatırım ortaklığı, bak ambaraj sanayi, dagi yatırım, federal mogul İzmit piston global yatırım Holding Evet bunlar da yabancı oranların arttığı hisseler olarak karşımıza çıkıyor Evet buradaki bilgilerin e, hiçbirisinin yatırım kaynağı ol yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım ve bu tahmin ve yorumların zaman içinde değişkenlik gösterebileceğini unutmayalım ve bu tarih videonun yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olduğunu hatırlatalım arkadaşlar Dostlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum hepinize. Selamlar, saygılar.